Değerli izleyenler, şu anda Akhisar'dayız. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in de katılımıyla Akhisar'da bir toplu açılış töreni gerçekleşti. Ve o günden sonra da tabii Akhisar'da modern pazar yeri de açılmış oldu. Akhisarlılara bu önemli projeyi kazandıran Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya öncelikli olarak hayırlı olsun diyeceğiz ve mikrofonumuzu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Çok önemli bir projeyi Akhisarlılarla buluşturdunuz. Neler söylersiniz? Şöyle, tabii ki öncelikle hayırlı olsun. Bazen projeler gözüktüğünden çok daha büyüktür. Çünkü işte belki siz de dolaşmışsınızdır. Ben ilk dolaştığım zaman şunu söylüyor insanlar. Uzun yıllardır, 15-20 senedir biz burayı hayal ediyorduk, istiyorduk. Evimize yakın pazar yeri olsun istiyorduk. Yani ben gerçekten bu kadar büyük bir beğeniyle, büyük bir ilgiyle karşılaşacağını düşünmemiştim. Ben bu bakımdan hem Ulucağan Mahallemize, hem Efendi Mahallemize, hem yani bugün şu anda bakıyorum dolaşıyorum, Seyit Ahmet Mahallesi'nden, Cumhuriyet Mahallesi'nden, çok daha farklı mahallelerden insanlar gelmişler. Çok da keyifli bir pazar, çok bereketli bir pazar. Zaten pazarlar bizim için çok önemli. Ben burada tabii genel başkanımızla beraber açılış yapmıştık. Bugün ilçe başkanımızla beraber geziyoruz pazarımızı. Oda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bir pazar yerini fiziksel olarak yapmak tabii ki önemli ama bir de o pazar yerini pazarcının ve vatandaşın kullanımına uygun bir şekilde yapmak önemli. Türkiye özellikle çok büyük paralar harcanarak çöp olmuş, hiç kullanılmayan pazar yerleri dolu. Bizim buradaki bu pazar yerinin en büyük farkı ilk başlangıç aşamasından son ana kadar pazarcı odasıyla ve vatandaşımızla ki muhtarımız da bunun içinde hepsi beraber istişare halinde hep beraber bir uyum içinde çalışarak yaptık. Onların sıkıntılarını, onların isteklerine göre yaptık. Canımsın benim. Ay maşallah gel öpeyim. Hadi bakalım. Onların isteklerine göre bir pazarı dizayn ettik. Çok da güzel oldu. Hem Akhisar halkımıza, hem Ulucağan mahallemize, hem pazarcılarımıza, tüm herkese hayırlı olsun. Evet, Ege bölgesinde eşi benzeri bulunmayan bir pazar yeri aslında, konseptli bir pazar yeri. Biraz detayları almak isteriz. Biz gezdik, çok beğendik. Ha, çocuk oyun alanı var, gençlerin spor yapacağı bir alan var. Ayrıca hafta içi burada otopark olarak da araçlarını park ediyor vatandaşlarımız. Kesinlikle. Biraz konseptten bahsedeceğiz çünkü gerçekten örnek teşkil edecek bir pazar yeri burası. Şimdi şöyle, biz muhtarımızla, pazarcı odamızla devamlı istişare halindeydik. Burada vatandaşlarımıza toplantılar yaptık. Mahalle meclisleri oluşturduk. Oradaki toplantılarda gençler spor alanları istediler. Burada yaşayan yeni apartmanların sahipleri kapalı otopark istedi. Burada yaşayan özellikle kadınlarımız, burada yaşayan insanlar büyük bir çoğunluğu. Özellikle burada güzel bir pazar yeri olması. Pazarcılarımız da tamam dedi, pazar yeri olsun ama kapalı olsun. Biz çünkü kışın yağmurdan, çamurdan çok çektik. Güzel modern pazar yeri olsun istedi. Daha önce 2014 yılında mı başkanım? 2018'de bir kura çekimi evet, olmuştu. İptal. Sonradan iptal oldu 2018'de. O zaman bir açık bir pazar yeriydi. Burada işte çadırlar kurulacaktı, şeyler yapılacaktı. Biz de dedik ki öyle bir pazar yeri olsun ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. İşte gördüğünüz gibi tamamı kapalı. Şu anda tuhafiyeciler bölümündeyiz. Şey kısmı tamamen kapalı. Sebzecilerin olduğu kısım tamamen kapalı. Hafta içi bu kapalı kısım otopark olarak kullanılacak. Bu bölgenin otopark ihtiyacı karşılayacak. En güzeli de üst katı spor alanları ve işte yürüyüş yolu bir yaşam alanı olarak dizayn ettik. Engelsiz bir yaşam olarak dizayn ettik. Çocuk parkı yaptık, kadınlar için spor aletleri yaptık. Bence çok keyifli bir pazar yeri oldu. Hani burada mesela bir erkek alışveriş yaparken ve bir kadın alışveriş yaparken eşi yukarıda çocukla zaman geçirebilir. Park yerinin sorunu yok. Bence Akhisar'a yakıştı. Amacımız işte ikinci dönemde Akhisar halkı destek verirse pazar pazarında böyle bir konsept projeyle Akhisar halkını hizmete sunmak. Yani projeler şu an olacak. İnşallah bizler de görürüz o günleri. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar iyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Acen abone olmuş.
İşte Akhisar Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu önemli projelerden bir tanesi Cumartesi Pazarı. Ve bu Cumartesi Pazarı'nın adına Şehit Reşat Ergin ismi verildi. Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güralp ile birlikteyiz. Bakalım burada nasıl bir faaliyet var, nasıl aşamalardan geçti ve Cumartesi Pazarı'nın vatandaşlara, pazarcılara katkısı nasıl olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Biz kendisine soralım. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni pazar yeriniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle ETV ailesine, bizim Akhisar'daki sesimiz olduğu için, pazarcı esnaflarının sesi olduğu için tüm çalışanlarına, ETV ailesine ben teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral. Bizim bu pazar yerimiz gerçekten yıllardır Efendi ile Ulu Cami Mahallesi'ni kapsayan bir projemizdi. Büyük bir hayalimizdi pazarcı esnaflar olarak. Ve vatandaşlarımızın da gerçekten çok büyük bir talebi üzerine belki binlerce imza toplanarak gerçekleşti. Burada şu an görmüş olduğumuz pazar yerinde 106 sebze meyve, 35 tuhafiye ayakkabı ürünü, mefruşat ürünü, 5 balık, 5 peynir, 7 tane de kuru gıda esnafıyla Akhisar halkına hizmet etmekten biz öncelikle pazarcı esnaf olarak gurur duyuyoruz. Burada Efendi ile Ulu Cami mahallemizde vatandaşlarımız diğer pazarlara gerçekten çok uzak kalıyordu. Onun için böyle bir pazar yeri kurduk. Çok da konsept bir pazar yeri oldu. Buranın yapım aşamasında ilk Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile görüştüğümüzde temelinden şu anına kadar her işi ortak bir pazarcılar odasıyla ortak bir çalışma yaptık. Ben buradan gerçekten Ege'nin en modern pazar yeri diyebilirim. Ben aynı zamanda Türkiye Pazarcılar Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak Türkiye'yi gezen biriyim. Türkiye'de gerçekten böyle örnek pazar yerlerinin şehrimize kazandırılması çok önemli. Çünkü parakende yasasında, parakende sektöründe marketlerle biz rekabet yapabilmemiz için bu şekil pazar yerlerinin hayata geçmesi gerekiyor. Ben özellikle başta belediye başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere, zabıta müdürümüz Mustafa Yıldırım, tesisler müdürümüz Recep Burkay olmak üzere emeği geçen ve işçi kardeşlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Burada şöyle biraz sonra tabii ki gezeceğiz. Pazar yerimiz gerçekten çok modern bir pazar yeri. Vatandaşlarımız her istediği sebze, meyve, balık, peynir, kuru gıda, tuhafiye ürünü, tavuk, balık. Yani burada aklınıza gelebilecek yüzlerce, binlerce emtiayı burada görebileceksiniz. Sizin sormak istediğiniz başka bir şeyler varsa cevaplayalım. Bizler de şimdi az sonra bir dolaşacağız. Bakalım Ulu Cami Mahallesi'nde bu hafta faaliyete geçen modern pazar yerinde neler var? Hep birlikte bir gezelim. Bakalım. Tabii ki Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde hayata çok güzel, Akhisar'a çok güzel projeler kazandırılıyor. Biz de hem gelelim yerinde inceleyelim dedik. Bakalım modern pazar yeri nasıl ve esnaf memnun mu, hep birlikte görelim. Efendim pazar yerini dolaşıyoruz. Esnaf memnun mu? Modern pazar yerinden memnunlar mı soracağız. Ancak Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güralp dedi ki Manisa'da özellikle Akhisar'da en iyi balığı Akhisarlar yiyor dedi. Ben de merak ettim, neden en iyi balığı Akhisarlar yiyor? Ne özelliği var burada? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim balık pazarımızda 14 tane balıkçı esnafımız var. Tüm pazarlara çıkan. Biz balıkçı esnaflarıyla bir toplantı yaptık. Daha önceki gelen şikayetleri değerlendirerek masaya yatırdık. Balıkçı esnaflarımızın 14'ü de oy birliğiyle bunu geçirdi. Biz yönetim kurulunda da onayladık. Kesinlikle bizim Akhisar pazar yerimize balık bayat girmez. Bir gün öncesinden kalmış balık kesinlikle girmez. Ve biz buradan iddia ediyoruz, Ege'nin en kaliteli balığı Akhisar'da. Evet, şimdi sizi de burayı alalım. Tezgah size mi ait? Evet, bana ait. Memnun musunuz? Pazar yerinden çok memnunuz. Bugün daha yeni ilk defa tezgah mı açıyorsunuz? İkinci haftamız. İkinci haftanız. İkinci haftamız ama çok memnunuz. Çok güzel yaptılar. Başkanımız, oda başkanımız Mustafa abiden Allah razı olsun. Besim Dutlu'dan Allah razı olsun. Yani bize böyle bir imkan tanıdılar. Ama en taze balıklar da Akhisar'da. Hiçbir bayat balığımız yok. Hepsi zaten gördüğünüz gibi günlük taze geliyor.
Ama memnunuz. Pazar yeri olarak bütün balıkçı arkadaşlarımız da memnun. Ne mutlu. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyoruz. Evet, daha dolaşacağız bakalım. Modern pazar yerinin farklı konseptleri var. Pazarcılar Odası Başkanı hem bizi dolaştıracak hem de bakalım burada daha farklı neler var. Hep birlikte görelim ve izleyelim. Modern pazar yerini dolaşıyoruz ama hakikaten modern. Başkanın da söylediği gibi modern. Çünkü üst katta çocuk oyun alanı var. Merdivenlerden çıkılıyor ancak biz oraya çıkacağız az sonra. Bir de yukarıya çıkmak için asansör bile var. Asansörü kullanmak isteyenler asansörle çıkacak. Merdivenleri kullanmak isteyenler merdivenle. Çok konsept, çok modern bir pazar yeri olduğunu biz bizzat gelmiş ve görmüş olduk. Şimdi üst kata çıkacağız herhalde başkanım. Evet. Çocuk oyun alanı var. Bu konsepti sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bakalım burada daha neler var. Pazar yerinin üst katına çıktık. Az önce asansörden indik. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Şimdi Mustafa Başkanım, burası çocuk oyun alanı herhalde, evet, değil mi? Evet. Farklı farklı konsept de var. Gençlerin aktif olabileceği, aktivite yapabilecekleri basket alanı da var. Evet. Burası çok güzel bir yer. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz burada gerçekten Ege'nin en modern pazar yeri derken basketbol sahamız, çocuk oyun alanımız, spor alanlarımız burada mevcut. Bu biraz önce kullanmış olduğumuz asansörü de engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız için de bunu buraya çıkabilsinler diye şey yaptık. Şimdi ilerleyen zamanlarda Akhisar Belediye'mize bizim bir talebimiz olacak. Bir tane eğitimciyi buraya koyacağız. Aileler çocuklarını o eğitimciye teslim edecekler. Teslim ettikten sonra aşağıda alışverişlerini yapacaklar. Ve burada da ailelerle birlikte bir zaman geçirip rahat bir şekilde alışverişlerini tamamlayıp bizden ayrılacaklar. Şöyle bir dolaşalım başkanım. Tabii. Yani görelim, çocuklar şu anda burada oyun oynuyor. Çocuk oyun alanı gerçekten çok güzel. Yerler bile yumuşacık düşünülmüş. Çocuklar olası bir düşme durumunda, evet, dizlerini bir yerlerini acıtmasın, yaralanmasın diye de yerler yumuşak bir şekilde yapılmış. Burada pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte bu üst kata çıkıyorlar. Burada birazcık vakit geçiriyorlar. Çocuklar da burada çok güzel vakit geçiriyor. Burada hemen bir annemiz var, çocuğunu sallıyor. Merhaba, kolay gelsin. Alışverişe mi geldiniz yoksa çocuk oyun alanı? Alışverişe, hem oğlumuzu gezdirmeye. Evet. Küçük bey de çok memnun galiba. Yani şu an memnun değil. Değil mi? Evet, tamam. Şimdi anne rahatsız olmasın. Tamam, yabancı buldu. Başkanım, burada her şey çok güzel düşünülmüş. Burada ayrıca spor yapmak isteyen vatandaşlarımız da buraya geliyor ve burada aletler var. Evet. Burada spor yapıyorlar herhalde, değil aynen, mi? Aynen. Hemen hemen her gün aktif mi burası? Tabii ki. Burası 7/24 aktif. Yani burada vatandaşlarımız pazarın kurulmadığı günlerde de gelip buradaki oyun alanlarını çocuklarıyla, aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebilirler. Ve bizim için en önemlisi cumartesi günleri gelip hem burada vakitlerini geçirip hem de alışverişlerini yapıp. Bir kolaylık olmuş oldu. Gençler burada basket oynuyor herhalde. Evet. Bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Alanı. Bu tarafta da. Yine burada da hafta içi her gün burada gelip de gençlerimiz basket oynayabiliyorlar. Aynen öyle. Aynen. Muhteşem güzel bir yer burası. Yani Akhisar gerçekten çok şanslı. Çünkü vizyoner başkan ve başkanın yanında birlikte çalışabileceği başkanlar var, oda başkanları var. Birlikte çok güzel projeler üretiyorlar ve Akhisarlılara en modern, en güzel yenilikleri sunuyorlar. Bizler size tebrik ediyoruz. Gerçekten muhteşem düşünülmüş. Tabii bu bir ekip işi. Muhteşem bir ekip sonucunda güzel işler, güzel projeler Akhisar'a kazandırılıyor. Bizler kolaylıklar diliyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bir şey unutmadan sormak istiyorum. Tabii hemen hemen birçok ilçemizde, merkezde de olduğu gibi otopark sorunu yaşıyoruz. Evet. Artık herkeste fazla fazla araçlar var. Hafta içi bu alt kısım, pazar yerinin olduğu kısım otopark, evet, olarak mı kullanılıyor? Evet. Ve nasıl bir hizmet oluyor bu konuda, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi son olarak onu da söyleyelim. Cuma günü bizim pazarcı esnaflarımız sebze meyve bölümünde tezgah hazırladığından dolayı cuma cumartesi bize ait.
Ama tuhafiye bölümündeki bölümde otopark olarak devam edecek. Bizim kullanmadığımız cuma ve cumartesi günü haricinde 5 gün otopark olarak kullanabilecekler. Herhangi bir ücreti de yok. Yok, muhteşem. Evet. Kaç araçlık bir yer olduğunu biliyor musunuz? Şöyle, normalde tezgah sayısına göre 158 ama araç koyduğumuzda 280 ila 300 arası araç otoparkına. Birçok sıkıntıyı da otopark sorununu da çözmüş oluyor, evet. Alt kat. Ben buradan son olarak şunu da söylemek istiyorum. Akhisar'ımızda bu Ege'nin en modern pazar yerinin etrafındaki bütün sokaklarımız boş. Pazarın kurulduğu günlerde de otopark sıkıntımız gerçekten hiç yok. Herkesi harika bekliyoruz. Yani burada yaşayan vatandaşlar çok şanslı. Muhteşem düşünülmüş bir konsept, modern bir pazar yeri konsepti. Etraftaki bu kapanma, yani buraları da o kadar güzel düşünülmüş ki, hani bir balkon falan da değil. Olası bir tehlikede her taraf kapalı, burası çok güvenli bir ortam. İlerleyen günlerde inşallah çocukların başına bir eğitimci de gelecek. Burada alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çocuklarını buraya rahatlıkla bırakacaklar, alışverişlerini yapacaklar. Çocuklar burada hem oynayacak hem de başlarına bir öğretmenle çok güzel aktiviteler yapacaklar. Akhisarlılar için çok güzel bir şey. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben cümlelerimin başında da söyledim ve sonunda da aynısını söyleyerek kapatayım. Bizim Türkiye genelinde 330 bin kayıtlı pazarcı esnaflarımızın sesini duyuran, gerçekten her anlamdaki bizim sesimiz olan, siz çok kıymetli basın mensupları olan ve ETV ailesine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Akhisar'da geçtiğimiz hafta açılışı yapıldı. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla muhteşem bir toplu açılış töreni gerçekleşti. Pazar yeri de artık 2 haftadan beri faaliyette ve pazarcı esnafı bu durumdan çok memnun. Akhisarlılar çok memnun. Çok güzel bir pazar yeri, modern pazar yeri Akhisarlılara kazandırılmış oldu. Evet, biz Akhisar'dan hoşça kalın diyelim. Evet.